Teşekkürler. Merhaba sevgili seyirciler. Değerli konuklarımız ve ekranları başındaki siz sevgili seyircilerimiz, Türkiye'nin bilgi yarışması 3'te 3 başlıyor. Murat Aslanoğlu geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Dinamik, enerjik bir stüdyoya giriş oldu Murat Bey. Tanıyalım sizi. İsmim Murat Arslanoğlu. İstanbul'dan geliyorum. Aslen Erzincanlıyım ama evlendikten sonra Sinopluyum. Evet, bu. Ne diyorlar? Hanım köylü mü? Öyle, bundan mutluyum yani. Tabii ki. Evet. Bir oğlumuz var, 12 yaşında. Ali ismi, selamlarını getirdim. Teşekkür ediyoruz, öpüyoruz tarih onu. ve işletme üzerine okudum. Şu anda da kurumsal firmalarla eğitmen olarak çalışıyorum. Aynı zamanda müzisyenim. Hangi konuda eğitim veriyorsunuz? İşletmenin yani ana çatı o. Ama işte çeşitli işte maliyet kontrolleri, rekabet üstünlüğü stratejileri, değişik konularla ilgili simülasyonla eğitimler yapıyoruz. Çok da eğleniyoruz bunları yaparken. Strateji sizin işiniz. Bakacağız. Bizim 3'te 3'te de bilginin yanında bence strateji de gerekiyor. Evet, yani gördüğüm kadarıyla öyle. Umarım işler yolunda gider. Umarım ben de. Heyecanınıza yenik düşmeyeceğinizi düşünüyorum. Ben de öyle umut ediyorum. Geçelim mi sorulara? Geçelim. İyi şanslar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Murat Aslanoğlu için 3'te 3 başlıyor. Murat Bey, ilk üçlemenin ilk sorusu şöyle. Türk filmlerinde birine karşı harekete geçmeden önce bunun artık suyu ısındı diyen karakter büyük ihtimalle ne işle meşguldür? A. Termostat tamircisi. B. Hamam işletmecisi. C. Mafya babası. Bunun artık suyu ısındı. Çokça duyduğumuz bir deyim mi diyelim buna? Deyim. Mafya babası. C şıkkını onaylıyor musunuz? C şıkkını onaylıyorum. Bakalım. Evet. İkinci sorudayız. Bilgisayarınızın kendi orijinal dosyaları dışındaki her şeyi silerek fabrika ayarlarına döndürülmesine ne ad verilir? A. Format atmak. B. Yedekleme yapmak. C. Simülasyon gerçekleştirmek. Benim konumla ilgili bir cevap var ama maalesef onu seçmeyeceğim. Format atmak diyorum. A şıkkı. Evet, A şıkkı diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum tabii. Bakalım. İlk üçlemenin üçüncü sorusuna geldik bile. Çalkalandığı takdirde köpüren ve etrafa saçılan gazlı içeceklerde bu duruma sebep olan gaz hangisidir? A. Hidrojen dioksit. B. Kükürt dioksit. C. Karbon dioksit. Çalkalandığı takdirde, çocukluktan beri çok yaptığımız bir şey. Hatta bunu zevk için yapardık. Ama böyle bunu soru olarak karşıma geleceğini hiç düşünmemiştim. Karbondioksit demek istiyorum. Ama onaylıyor musunuz? Onaylasam mı diye düşünüyorum. Son 10 saniyeye girdik. Evet, onaylayayım. Onaylıyorum. Pekala, bakalım. İlk üçlemede Tufan Hoca'ya hiç dönmediniz. Evet. Ama şüpheye düşerseniz bence bu hakkınızı kullanmaktan lütfen çekinmeyin. İkinci üçlemenizi başlatıyorum. Değeri 5000 lira. Eğer devam derseniz tamam mı, devam mı? Devam. Devam. Gelsin ilk soru. Atasözüne göre hangi kurt aç kalmaz? A. Yaşlı kurt. B. Gezen kurt. C. Yavru kurt. Evet, rahmetli babamın çok kullandığı bir laf. Gezen kurt diyorum, B. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum çünkü çokça duyduğum bir söz bu. Atasözü. B şıkkına bakalım. Müzik.
Allah rahmet eylesin. 5000 liralık üçlemenin ikinci sorusunu okuyorum şimdi size. Burnunu kendine özgü bir şekilde kaşıdıktan hemen sonra çok parlak bir fikir bulan çocuk karakter hangi çizgi dizide yer alır? A. Vikingler. B. Taş Devri. C. Jetgiller. Şu. A. Vikingler diyorum. Çok sevdiğim bir çizgi filmdi çocukken çünkü. İsmi neydi? Vicky. Vicky doğru. Bakalım A şıkkı doğru cevap mı? Beş bin liralık üçlemenin üçüncü sorusuna geldik bile. Yetişkin bir insan vücudunda ortalama 37.2 trilyon adet bulunduğu öngörülen şey nedir? A. Elektron. B. Hücre. C. Saç teli. Elektron olacağını pek tahmin etmiyorum. Saç teli de bu kadar saçı... 37.2 trilyon saç. Orada pek mümkün gelmiyor ama... Aslında elektron, yani saç teli kesin olmaz diye düşünüyorum. Bir hocaya soralım isterseniz. Tabii, en güzeli. Bu da arada kaldım. Tufan hocam, ne dersiniz? Evet, insan vücudunda çok sayıda elektrolitler de var ama bu karışıklığa sebep olur belki. Ben A şıkkını eliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkürler hocam. Bana da B demek kalıyor diye düşünüyorum. Saç teli çünkü o kadar... Olmayacağını düşünüyorum. B diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Bu cevap size 5000 lira kazandırdı. Harika. Geldik üçüncü üçlemeye 15000 lira değerinde. Tamam mı, devam mı? Devam. Buradan yapmak olmaz. 15 bin liralık üçlemede ilk soru gelecek. Bir kez Tufan Hoca'dan yardım alabilirsiniz. Sorunuzu okuyorum. Tamam. Ünlü Hollywood yapımlarından hangisinin başrol karakterinin adı Jack değildir? A. Guguk Kuşu. B. Titanic. C. Karayip Korsanları. Üçü de çok sevdiğim filmler. Ama burada tabii... Karakterin adı soruluyor. Jack Sparrow yanılmıyorsam Karayip Korsanları'ndaki başrol karakterin ismi. Titanic'te de Jack olduğunu biliyorum. Çünkü o son sahnede Jack, Jack diye bağırdığını hatırlıyorum. Denizde kaldıkları. Guguk Kuşu'nda Jack Nicholson oynuyor. Ama karakterin ismi Jack değildi diye hatırlıyorum. O yüzden A diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. ...15000 liralık üçlemenin ikinci sorusu geliyor. Yapılırken iyice yakılmadığından duman ve koku vererek baş ağrısı yapan odun kömürüne ne denir? A. Marsık. B. Linyit. C. Beyaz kömür. Ya linyit... ...değil çünkü linyit... ...bildiğim kadarıyla... ...iyice yakılmadığından diyor. Linyit bayağı böyle bacalarda büyük... ...çok da aşina olduğum bir şey değil ama... ...beyaz kömür ve marsık. Marsı duymuştum daha önce ama... ...tam emin değilim ya ben burada. Acaba... Hocaya bir sorsak mı? Yani linyitten uzağım. Yani linyit büyük sanayi tesislerinde yapılan bir şey olduğu için hani iyice yakılmadığından hani böyle emin olmadan bir iş yapmazlar diye düşünüyorum. Baş ağrısı yapacak bir şey endüstri tesislerinde işlenmez diye düşünüyorum. O yüzden beyaz kömürle marsık arasında bir yerdeyim. Duymuş muydunuz beyaz kömürle marsı? Marsı duydum ama beyaz kömürü duymadım aslında. Yani beyaz kömür nedir yani? Şu an böyle bir şey duydum. Marsık'la ilgili Mars'ı ne duydunuz? Marsık'ı duydum. Hatta doğalgazın çok yaygın olmadığı yerlerde, dönemlerde böyle bununla ilgili bazı şikayetler olduğunu kulağıma geldi. Yani yabancı gelmedi bana bu.
Ama beyaz kömür linyetin zaten olacağını düşünmüyorum açıkçası. Beyaz kömürü de duymadığım için bir şey diyemiyorum. O yüzden hocamıza bir daha başvurabilir miyiz acaba diye. Tamam. Tufan hocamıza hemen dönüyoruz. Sorumuz da yakılırken değil de yapılırken ifadesine dikkat etmenizi rica ediyorum ve ben C şıkkını eliyorum. C şıkkını eliyoruz. Teşekkür ederiz hocam. A diyorum bu durumda. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Biraz şey oldu, bu şans oldu benim için aslında. Aslında birini elemiştiniz. Evet ve ya ama... Tufan Hoca'nın yardımıyla da evet. Emin olamadım yani. Beyaz kömür çünkü tuhaf. Yani kendi bile tuhaf, beyaz kömür. Keşke Martık deseymişim yani. Bence doğru zamanda Tufan Hoca'dan yardım aldınız. Geldik üçlemenin üçüncü sorusuna. Doğru cevap size 15 bin lira kazandıracak. Efsanevi müzik grubu Rolling Stones'un solisti kimdir? A. Paul McCartney, B. John Lennon, C. Mick Jagger. Evet, çalıştığımız yerden geldi. Neden? Çünkü ben de bir rock müzisyeni olarak hem Beatles'ın hem Rolling Stones'un zaman zaman eserlerini biz de icra ettiğimiz dönemler oluyor. Paul McCartney ve John Lennon, The Beatles'ın üyeleri. Mick Jagger, Rolling Stones'un efsanevi solisti. O yüzden C diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Siz sahne alıyor musunuz? Evet. 3 tane albümü olan 30 yıllık bir grubun üyesiyim aynı zamanda. Ama Night Errant ismi. Bayağı Türkiye'de sağ olsunlar bizi takip eden arkadaşlar var. Bu yaz, bu yıl içerisinde İstanbul'da büyük konserlerde sahne aldık. Birkaç kez ülkeyi yurt dışında da temsil ettik diyeyim. Ama onun dışında da daha ufak gruplarla, daha küçük yerlerde böyle işte değerli sanatçıların şarkılarını da çalıyoruz, söylüyoruz, ne kadar güzel burada bir müzisyeni ağırlıyor olmak. Teşekkürler, sağ olun. Çok mutlu oldum. Bizim için de mutluluk sizinle olmak her zaman. Sağ olun. Evet, 15 bin liralık... Üçlemeyi tamamladınız. Tamam mı? Yoksa 50 bin liralık yeni üçleme için devam mı? Devam. Devam. 50 bin liralık üçlemenin ilk sorusu gelsin. Ekvator çizgisi ikiye böldüğü için bir kalesinin güney yarım kürede, diğerinin kuzey yarım kürede olmasıyla ünlenen stadyum hangi ülkededir? A. İspanya, B. Brezilya, C. İtalya. Ekvator çizgisinin ikiye böldüğü bir stadyumdan bahsediyoruz. Bunun İtalya'da olma ihtimali yok. Bence İspanya'da da olma ihtimali yok. Avrupa'da Brezilya kalıyor geriye. Brezilya demek istiyorum ben bu soruya. Çünkü Ekvator'la ilgisi yok İspanya'yla İtalya'nın, Brezilya. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. İlk soruyu rahatlıkla geçtiniz. 50 bin liralık üçlemenin ikinci sorusunu okuyorum. 1853-1856 yılları arasında yaşanan Kırım Savaşı'nın halk üzerindeki etkilerini Sivastopol Hikayeleri adlı eseriyle anlatan Rus yazar hangisidir? A. Ivan Gonçarov, B. Fyodor Dostoyevski, C. Lev Tolstoy. B ile C arasında bir arada kaldım. Ama Ivan Gonçarov kesin değildir diye tahmin ediyorum ama bir B diyesim var. Dostoyevski diye hatırlıyorum. Sivastopol hikayeleri. Acaba hocaya sorsak mı yoksa
B desem mi? Tolstoy. B ile C arasında kaldım daha çok. Emin de olamıyorum bir yandan. O yüzden Joker'i kullanmak istiyorum şu anda. Peki, Tufan hocamıza dönelim. Bakalım ne diyecek hocam? Murat Bey, Dostoyevski de subaylığa kadar yükseliyor. Ancak onun askerliği daha çok Sibirya'da geçiyor. Zaten kısa bir dönem askerlik yapıyor. Ben B şıkkını eliyorum sizin için. Teşekkürler hocam. O zaman C, yanlış hatırlıyorum muhtemelen. Hocamız sağ olsun beni büyük bir uçurumdan aldı şu anda. C diyorum ya o zaman. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Teşekkürler hocam. Size de teşekkürler. Sabırla bekledik. 50 bin liralık üçlemenin üçüncü sorusundayız. Artık hocamızdan yardım alamazsınız. Maalesef. Ama ben size güveniyorum. Şimdi sorunuz geliyor. Eğer cevabınız doğru olursa 50 bin lira kazanacaksınız. Dünyanın iklimi hakkında bilgi sağlamak için NASA'nın uzaya gönderdiği birbirini takip eden iki uydunun ismi nedir? A. Hansel ve Gretel. B. Tom ve Jerry. C. Asterix ve Obelix. Evet, şimdi birbirini takip eden iki uydu deyince hemen aklıma Tom ve Jerry geliyor. O sürekli birbirlerini takip ettikleri için. Ama Asterix ile Obelix de hani böyle ne denir ona? Çok yakın eküre mi derler ona, böyle çok yakın böyle kardeş gibi beraber. İki yakın dost. İki yakın dost. Hansel ve Gretel olacağını pek sanmıyorum. Ama emin de değilim tabii şimdi. Tom ve Jerry daha yakın bana geliyor aslında. Olayın birbirini takip etme konusu çok cezbediyor beni orada Tom ve Jerry tarafında. Asterix, Obelix. Hansel ve Gretel. Hansel ve Gretel olacağını düşünmüyorum. Tom ve Jerry. Ne desem acaba? Çok zor bir karar bu. Ya bir de yani öyle bir tarafları var mı bilmiyorum ama bu ismi verirken Tom ve Jerry bildiğim kadarıyla Amerikan menşeili diye hatırlıyorum. Asterix ve Obelix Fransız bir hikaye, kahramanları. Acaba kendilerinden yana mı kullanmışlardır bu şeyi diye de düşünüyorum hiç. Bilemiyorum, çok zor. Şu anda bu kararı vermek burada tabii hiç. Hiç ya. Denk gelmediğim bir bilgi ya açıkçası bu. Zor buna cevap vermek. Keşke bir jokerimiz olsaydı. Keşke. Ama harcadık. Jokeri doğru yerde kullandınız, evet, olsun. Beni orada çok önemli bir hatadan kurtardı. Ya bu birbirini takip eden iki uydu. Birbirini takip etme konusu böyle hep beni cezbediyor. Belki de hata yaptıracak bana bilmiyorum ama Tom ve Jerry demek istiyorum ya. Onaylatayım mı? Onaylatsanız mı? diye onaylatsam mı acaba? Az değil, 50 bin liradan bahsediyoruz. Evet, evet, evet. Tom ve Jerry. B şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım B şıkkı size 50 bin lira kazandıracak mı? Yoksa vedalaşıyor muyuz? Görelim. Ha ha ha.
Çok mutlu oldum. Sağ olsun Tom ve Jerry. İyi ki Tom Jerry'yi kovalıyormuş ha. Evet. Herhalde doğru noktadan yakaladım biraz o birbirini takip etme hikayesi. Ben de öyle tahmin ediyorum. Yani güzel bir akıl yürütmeydi. Yani esas itibariyle ne düşündüler bilmiyorum ama doğru cevap Tom ve Jerry. İyi ki öyle yaşasın. Yaşasın. Şimdi geldik yine bir zor karara. Zira 50 bin lira kazandınız 3'te 3 yaparak. Ama önümüzdeki üçlemenin değeri bunun 3 katı 150 bin lira. İyi düşünün Murat Bey. Tamam mı? Devam mı? Yani artık çok zorlanmaya başlamıştım. Yokuşa geldim yani. Ne desem bilemedim şimdi. Devam desem? Bence tamam desem daha iyi. Neden? Çünkü ben sizlerle burada bir arada bulunmak, sizleri tanımak için aslında geldim. Oğlumun da çok büyük teşviki oldu. Ne Çok güzel. ilgili, meraklı. Yani böyle para biraz daha, hani bu ödül daha doğrusu, işin bahanesi. Ama güzel bir bahane, kabul Güzel edelim. bir bahane. Yani eğlendim şimdi çok sizlerle, sağ olun. Stüdyodaki seyirciler de sağ olsunlar. Ama daha fazla stres altına girmemeyi tercih etmeyi düşünüyorum aslında şu anda. O yüzden tamam diyorum ya. Pekala, tamam dediniz. Murat Aslanoğlu. Ben hemen alayım gideyim diyorsunuz. Peki. Evet. 50 bin lirayla 3'te 3'ten ayrılıyorsunuz. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Emine Tuncer geliyor. Hoş Merhaba, geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldiniz Emine Hanım. Tanıyalım sizi. Hoş bulduk tabii ki. Ben Emine Tuncer, 91 Sivas doğumluyum. Üniversite öğretimime kadar Sivas'ta yaşadım. Daha sonra Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden matematik bölümünden mezun oldum. Matematik öğretmenliği yapmaktayım. 5 yıldır da evliyim. İstanbul'da yaşıyorum. Şu an programda olduğum için çok mutluyum. Biz de sizi ağırlamaktan çok mutluyuz. Yarışmaya katılırken hayalleriniz neydi? Ben çocukluğumdan beri bilgi yarışmalarına çok fazla ilgi gösteren biriydim. Başvurdum, onaylandı, hızlı bir geri dönüş aldım sizlerden. Online'dan görüşmeden daha sonra buraya geldim. Şu an sizlerle birlikteyim. Gayet mutluyum, keyfim yerinde. Yani orada bulunuyor olmak bile hayalinizin tabii ki tamamlandığını mı gösteriyor? Evet, sayılabilir. Sayılabilir ama güzel bir para... Umarım. Evet, armağanıyla onun gitseniz. Onun ödülü olarak en azından hediyemi alıp buradan gitmek mutlu olur. Evet, eder beni. Bilginizin karşılığı güzel bir rakam bayrasanız biz de mutlu oluruz. Başlayalım mı? Başlayalım. Geçiyorum sorulara. Geçelim. Emine Tuncer için 3'te 3 başlıyor. Öğretmenim sınav zor mu diye soran bir öğrencinin öğretmeninden alacağı muhtemel cevap hangisi olabilir? A. Çalışana kolay. B. Dersi dinleyene zor. C. Ödevleri yapmayana kolay. A. Çalışana kolay. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. İkinci sorudayız. Evlerde salonla iç içe dizayn edilmiş mutfak tipi hangi ülkenin adıyla anılır? A. Fransa, B. Amerika, C. İngiltere. B. Amerika. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Üçlemenin üçüncü sorusu geliyor. Gece yarısından önce evde olması gereken masal kahramanı Kül Kedisi'nin diğer adı nedir? A. Heidi, B. Gretel, C. Cinderella. C. Cinderella. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Teşekkürler. 3'te 3 yaptınız, 1000 lira sizin. Yeni üçlemenin değeri 5000 lira. Tamam mı, devam mı? Devam etmek istiyorum. 5000 liralık üçlemenizi başlatıyorum. İlk soru gelsin.
Aynı anda işe başlayan 5 işçi 5 elmayı 5 dakikada topluyorsa, aynı şekilde çalışan 100 işçi 100 elmayı kaç dakikada toplar? A 5, B 100, C 500. Şimdi 5 işçi 5 elmayı 5 dakikada topluyor. Yani 5 işçi toplam 5 elma topluyor değil mi? 1 işçi 5 elma değil. 5 işçi 5 elma 5 dakikada toplanıyor. 100 işçi 100 elmayı 100 dakikada toplar. Nasıl hesap ettiniz? 5 tane işçi var elimde. Tamam. Toplam 5 elma topladılar. Ve bu toplama 5 dakikada gerçekleşti. Aynı şekilde çalışan 100 işçi 100 elmayı onlar da 5 dakikada toplar demek istiyorum. Değil, ben 500 demek istiyorum. Şimdi 100 ile başladınız, açıklarken 5 demek istiyorum dediniz. Evet. Cevap 500 dediniz. Matematik sorusu olduğu için şu an gerçekten orantı kuramıyorum. Peki mantığını öğrenelim. Yani 5 işçi 5 elmayı 5 dakikada topluyorsa, 1 işçi 1 elmayı kaç dakikada toplar? 1 dakikada. Toplayamıyor mu? 5 dakikada topluyor. 5 işçiden her biri 5'er elma mı topluyor? Orada tam 5 tane işçi var. Evet. 5 dakika süre geçiyor. 5 tane elma toplamış oluyorlar. 5'er tane mi? 5 tane. 5'er tane değil. 5 tane. Böyle 5 işçi her birinin elinde bir elma düşünün. Ve her birinin aslında bir elmayı alma süresi 5 dakika olduğu için 100 işçi de 500 yapar. Ben Tufan hocama danışsam mı? Olur. Hakkınız isterseniz. Tamamdır. Tamamdır. Tufan hocam. Burada heyecan çok yüksek. Evet. Evet, meslekten soru gelince bir de buna yarışmanın heyecanı katılınca aslında bizim sorduğumuz sorunun anlamı da kaçıveriyor ya da neyi sorduğumuzu kaçırıveriyor yarışmacımız. Değerli Emine Hanım, biz burada bir elma için harcanan toplam zamanı soruyoruz. Lütfen ona dikkat edin. C şıkkını bir belaya düşmemeniz için ben kaldırıyorum. Teşekkürler hocam. B 100 demek istiyorum. Onaylatayım mı? Onaylıyor musunuz? Onaylamıyorum. 5 dakika. Onaylatayım mı? Onaylıyor musunuz? Ne dedi hocam? Bir elmanın toplanma süresinin 5 dakika olduğundan bahsedildi. 5 işçi tarafından. O zaman 100 işçi de aynı anda 100 elmayı 5 dakikada toplar. Çünkü 5 işçinin her biri birer elma almak için 5 dakika zaman geçirdi. 100 işçi de 100'er elma, her birine birer tane elma alıyor. O zaman yine bu bir elma almanın süresi 5 dakika olduğu için A 5 dakika oluyor. A şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Tebrikler. Zor oldu ama. Evet, üçlemenin ikinci sorusundayız. İyi misiniz? İyiyim. Tamam. Sanırım bu üçlemeyi de bitince daha iyi olacağım. Bence de. Gelsin soru. Radarlar üzerinde çalışmalar yapan mühendis Percy Spencer'ın bir gün çalıştığı radarın önündeyken cebindeki çikolatanın erimesi üzerine icat ettiği alet ne olmuştur? A. Fön makinesi. B. Mikrodalga fırın. C. Araba radyatörü. Şimdi radarlar üzerinde çalışma yapan mühendis bir gün çalıştığı radarın önündeyken cebindeki çikolata eriyor. Yani bize sıcak hava lazım. Bunlardan 3 tanesi de bize sıcak hava veriyor ama zaten A şıkkını eliyorum. Mikrodalga fırın. Bu da dalgaların titreşimi ile alakalı mikro titreşimler. Araba radyatörü. Biraz düşünmek istiyorum.
radarın önündeyken cebindeki çikolatanın erimesi üzerine. Araba radyatörü, radarla alakalı dalga boyu. Bana mikrodalga fırın yakın gibi geliyor. Son makinesini dediğim gibi eledim. Onun açılıp kapanması gerekiyor sonuçta. Evet, önünde çalıştığı radarın kendiliğinden çikolatayı eritmesi için onun aslında bir enerji yayı olması gerekiyor. Ben B mikrodalga fırın demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Teşekkürler. Üçlemenin üçüncü sorusundayız. Bir Türk filminde iştahla et yedikten sonra sevenleri ayırıp köylüye zulmeden bir ağa büyük ihtimalle hangi usta oyuncu tarafından canlandırılırdı? A. Nubar Terziyan, B. Hulusi Kentmen, C. Erol Taş. Evet, burada gözümde o sahne canlanıyor zaten. Eti, yiyişi ve zulüm. Şıklardan Erol Taş bana şu an daha yakın geliyor. Kötü karakterle anılan bir isim olduğunu hatırlıyorum. C şıkkı Erol Taş demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Teşekkürler. 3'te 3 yaptınız. 5.000 lira sizin. Evet. Yeni üçlemenin değeri 15.000 lira. Tamam mı, devam mı? Daha enerjik bir şekilde devam demek istiyorum. Demiştiniz zaten. Bu üşlemeyi de tamamlarsam umarım daha iyi hissedeceğim diye. Evet, 15.000 liralık üşlemenizi başlatıyorum. Bir kez Tufan Hoca'dan yardım alabilirsiniz. Tamam. İlk soru gelsin. Rum, Arap, Acem, İsveç, Leh ve Çek'te 7 iklim, 18 padişahlık yeri 51 yıl gezip dolaştığını anlatan Osmanlı seyyahı kimdir? A. Evliya Çelebi, B. İbrahim Müteferrika, C. Naima Efendi. Evet, Osmanlı'da gezgin, seyyah olarak bildiğimiz, aklımıza ilk gelen isim zaten A şıkkında Evliya Çelebi olarak direkt bana göz kırpıyor oradan. Ben de zaman kaybetmeden Evliya Çelebi demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Teşekkürler. Üçlemenin ikinci sorusu. Hayvan Çiftliği 1984 ve Katalonya'ya Selam eserleri hangi yazara aittir? A. Ernest Hemingway, B. George Orwell, C. Henry James. Şıklar karşıma gelmeden zaten ilk iki kitabını gördüğümde hangi yazar olduğunu anladım. Kendisinin Katalonya Selam kitabı hariç Hayvan Çiftliği ve 1984 kitabını çok büyük bir keyifle ve gerçekten kişinin bazı şeyleri sorgulaması gerektiğinin belirtildiği kitaplar olduğundan dolayı büyük bir keyifle okumuştum. Kitaplarla alakalı bildiğim bir soru gelmesini çok istiyordum. O yüzden yine gönül rahatlığıyla George Orwell demek istiyorum. Beş yakını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Bu soruya da doğru cevap verirseniz 15.000 lira kazanacaksınız. Kurduğu akademinin kapısına geometri bilmeyen giremez yazdığı söylenen Yunan filozof kimdir? A. Pisagor, B. Aristoteles, C. Platon. Şimdi burada Pisagor zaten üçgen konusuyla alakalı ilkokuldan itibaren öğretilen bir teoreme sahip. Aristo ve Platon. Ben buradan kendim şu an ilk etapta Platon'u elemem gerektiğini düşünüyorum. Pisagor ve Aristo geriye kalıyor. Geometri bilmeyen giremez. Yunan aynı zamanda. Yunan olmasından dolayı Aristo, Platon. Ben bu soruda üçlemede Tufan Hocama henüz danışmadım.
kendisine danışmak istiyorum. Dediğim gibi ben Platon'u eliyorum ve aslında Aristo'ya da biraz daha yakınım. Ama kendisine değerli fikirlerini almak istiyorum. Hocamıza bir denelim. Soralım hocamıza fikirlerini. Tufan hocam. Evet, antik dönem düşünürlerini, matematikçilerini, geometri teoremlerini, kurucularını pek çok vasfı üzerinde bulunduran üç kişiyi burada görüyoruz. Ben yakınım dediği için onu biraz uzaklaştırmak istiyorum diğer şıklara doğru. B şıkkını eliyorum. Tamamdır. Teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. Teşekkürler hocam. O zaman tekrar geometri bilmeyen giremez yazdığı söylenen Yunan filozofun Pisagor olduğunu söylemek istiyorum. A şıkkını onaylıyor musunuz? A şıkkını onaylıyorum. Bakalım. Teşekkür ederim. Aslında güzel gidiyordunuz ama... Evet. ...böyle bir yol kazası oldu. Emine Tuncer, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız çok sağ için. Sizi tanımaktan... Teşekkür ediyorum. Mutlu olduk. Sağ olun. Çok sağ olun. Buyurun. Selçuk Rusatçı geliyor. Merhaba Pelin Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkürler. Selçuk Bey, sizi tanıyalım. 46 yaşındayım. Çanakkale doğumluyum. Çanakkale'de doğmuş olmaktan da büyük gurur duyuyorum açıkçası. Evliyim. Bir kızım var. 18 yaşında. Onun üniversite hayatına biz de birlikte hazırlanıyoruz açıkçası, öyle söyleyeyim. Annem babam sağ. Onlarla birlikte yaşıyorum. Emekli ikisi de. Eşim de bir tekstil firmasında yönetici olarak çalışıyor. Ben kendim de ekonometri mezunuyum aslında ama... bilgi teknolojileri alanında yaklaşık 20 yıldır yöneticilik yapıyorum. Dijital dönüşüm üzerine çalışıyorum. Böyle, kısaca. Çok güzel bir yarışma çıkaracağınızı hissediyorum ama... İnşallah, ben de öyle ümit ediyorum ama umarım sorular bildiğimiz yerden kolay gelir diye düşünüyorum açıkçası ama inşallah. Bakalım sorular nereden gelecek? Siz evde başarılı mıydınız izlerken? Ya aslında şöyle, ekran karşısında, tabii belki klasik bu ama ekran karşısında sürekli takip ettiğim bir yarışma. Ve 50.000 TL'ye kadar çok rahatlıkla geliyoruz. Ama burada o atmosfer, yani bu atmosferin içerisinde onu yakalayabilecek miyim bilmiyorum. Yine hedefim o, ümidim o açıkçası, 50.000'e gelebilmek. 50.000'e kadar geleceğim o psikolojiye bakarak da 150.000'lik sorunuza devam demeyi düşünüyorum açıkçası ama bakalım kısmet. Hadi bakalım. 50.000 ise dördüncü üçlemeye kadar durmadan sürdüreceğiz, evet, soru sormayı. İlk üçlemeye başlayalım o halde. Vakit kaybetmeyelim. İyi şanslar diliyorum teşekkür size. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Selçuk Rusatçı için 3'te 3 başlıyor. Artık geçmişi unutalım diyen biri mecazen sizden geçmişe hangisini çekmenizi istiyordur? A. Sünger, B. Rest, C. ip. İp ve rest olmadığını düşünüyorum direkt baktığımız zaman. Sünger çekelim denir genelde. A şıkkı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. İkinci sorunuz. 1950'lerde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerin turta tabanlarını disk gibi fırlatıp tutarak sportif bir oyun haline getirmesinden sonra girişimcilerin piyasaya sürdüğü oyuncağın adı nedir? A. Hula Hoop, B. Frisbee, C. Yo-Yo. Hula Hoop ve Yo-Yo değil. Hula Hoop daha çok ayağa takılarak oynanan bir oyun. Frisbee diyorum, B şıkkı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Üçlemenin üçüncü sorusu. Sarımsağın doğal olarak ayrılabilen küçük parça veya dilimine ne ad verilir? A. Baş, B. Diş, C. Kaş. Kaş ve baş değil, diş.
diş sarımsak, yani dişleri ayıralım diye bahsedilir tabir olarak da. B şıkkı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Üçte üç yaptınız, 1.000 lira sizin. Yeni üçlemenin değeri 5.000 lira. Tamam mı, devam mı? Devam. Devam? Devam, evet. Gelsin ilk soru. Müsabakası için özel yapım bir ayakkabı gerektirmeyen spor dalı hangisidir? A. Boks. B. Bowling. C. Bilardo. Boks özel bir sahada yapılan bir spor zaten. Bunun için bir ayakkabıya ihtiyaç var. Bowling de yine aynı şekilde özel sahada yapılan bir spor. Bilardo'da ayakkabıya ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Daha çok masa üzerinde oynanan bir oyun. C şıkkı bilardo diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Beş bin liralık üçlemenin ikinci sorusu. Adının açılımının Türkçe karşılığı uzaylı yaşam formu olan 80'li ve 90'lı yıllarda televizyon ekranlarında izlediğimiz karakterin adı nedir? A. Alf. B. Yakari. C. Eddie. Yakari ve Eddie olmadığını düşünüyorum. Alf dizisinde çok ilgiyle izlediğim bir karakter. A şıkkı Alf diyorum. A şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Unutulmaz sesiyle Alf'e hayat veren Müşfik Kenter'i de evet, rahmetle analım, değil evet, mi? Hep birlikte. Bir de sürekli evin kedisini yemek istiyordu. Evet. Değil mi? Bir, ama çok, çok gülerek güzel. İzlediğimiz bir evet, güzel bir diziydi. Açıkçası. Geldik 5000 liralık üçlemenin üçüncü sorusuna. Bu arada Tufan Hoca'ya da sorabilirsiniz. Evet, hakkınız Tufan Hoca'm var. Da, tamam. Bakalım kullanacak mısınız hakkınızı? Gelsin soru. Bağırmayacaktın Anton, artık ağzının yerini biliyorum repliğiyle meşhur filmde Cüneyt Arkın'ın silah tercihi hangisi olmuştur? A. Top ve gülle. B. Altı patlar ve kurşun. C. Ok ve yay. Açıkçası Cüneyt Arkın'ın bu filmlerini de çok seyretmişizdir. Defalarca seyrettik açıkçası. Ok ve yay olduğunu düşünüyorum ama diğer şıklar çok yakın gelmiyor bana açıkçası. Ama yine de bu şıkta Tufan Hocam'la da hem tanışmak için tabii, onun da fikrini almak istiyorum açıkçası. Tufan Hocam'la da danışmak istiyorum. Evet, bence hocamıza da çok yakışacak bir soru. Evet. Hocam. Tufan Hocam merhaba. Merhabalar. Selçuk Bey o kadar başarılı yarışıyor ki az daha bana hiç iş düşmeyecekti. Hatta burada da pek iş düştüğünü zannetmiyorum ama tanışmış olduk, bilişmiş olduk. Selçuk Bey, çaya da bekleriz sizi inşallah. Çok güzel yarışıyorsunuz. Beni de hatırlattığınız için ayrıca teşekkür ederim. Sizin gibi değerli bir hocayla da tanışmak benim için çok büyük bir gurur ve keyif açıkçası. Sağ olun. Rahmetli Cüneyt Arkın tarih filmlerinde hakikaten Türk sinemasına büyük renk katmıştır. Çok başarılı filmleri vardır. Bir döneme de damgasını vurmuştur o filmler. Orada top ve gülle pek kullanılmıyordu. Ben A şıkkını eliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. C şıkkı ok ve yayı. Onaylıyor musunuz? Bakalım. Üçte üç yaparak 5.000 lira kazandınız. Yeni üçlemenin değeri 15.000 lira. Tamam mı, devam mı? Devam. 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 Evet. Üçüncü üçleme başlıyor. İlk sorunuz şöyle. Tarih boyunca hem filozofları hem de iktisatçıları meşgul etmiş olan değer paradoksu genellikle hangi ikiliyle örneklendirilmiştir? A. Altın ve buğday. B. Elmas ve su. C. Gümüş ve ateş. Açıkçası bana ilk sıcak gelen cevap altın ve buğday olarak düşünüyorum ama çünkü tarih boyunca
altın ve buğday ikilemi üzerine birçok değerleme yapıldığını biliyorum. Hoş diğer şıklardaki elmas ve su, gümüş ve ateş de değerleme yapılan unsurlar gibi duruyor ama ben altın ve buğday üzerinde yoğunlaşıyorum şu anda. Bana öyleymiş gibi geliyor açıkçası. Değer paradoksu nedir? Değer paradoksu açıkçası iki değerli ürün, yani hani aslında şöyle söyleyeyim, iki farklı ürün ama ikisinin de değeri karşılaştırılabilen bir düzlem gibi düşünebiliriz aslında değer paradoksunu. Altın ve buğday ikisi, yani altın ve buğday eşlemesi o yüzden bana çok yakın geliyor. Her iki şey de tarih boyunca çok değerli. Yani birisi ki açıkçası şöyle söyleyeyim, birçok unsurda altını özellikle kullanıldığını görüyoruz. Buğday da gıda açısından hani toplumların vazgeçilmezi olmuş bir unsur olarak düşünüyorum. O yüzden altın ve buğday bana pozitif geliyor. Ama acaba ikinci sorudayız. Aslında burada da yine 15 binlik soruda da Tufan Hocama danışmayı üçüncü soruya bırakmak istiyordum ama bu soruda danışsak mı acaba diye düşünüyorum şimdi. Bence Tufan Hocam'ın fikrini alalım bu soruda. Tamam. Tufan Hoca'ya dönelim. Bakalım hangi şıkkı edecek? Selçuk Bey, değer paradoksu faydalı bir malın satış değeri ile faydasız malın satış değeri arasındaki çelişkiyi ifade ediyor daha çok. Bu yüzden o tanımı da yeniden düşünerek A şıkkını eleyin bakalım. Siz hangi sonuca varacaksınız? Tamam hocam. Çok teşekkürler çok hocam. Çok faydalı oldu. Teşekkür ederim hocam. Bir de açıklaması da. Evet. Çok önemli hocanın. Bu doğrultuda B şıkkı elmas ve su diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Tufan Hocama teşekkür ediyorum bu arada. Evet. 15 bin liralık üçlemenin ikinci sorusu. Tavla oynayan biri zar attıktan sonra şeş cihar demişse bu zar kaç kaçtır? A 3-2, B 4-1, C 6-4. Hiç bilmediğim yerden geldi diyeyim. Neden? Çünkü tavla hiç oynamayı sevmem. Öyle mi? Ve hiç de oynamıyorum tavlayı ama burada biraz böyle içgüdüsel davranmaya çalışacağım. Şeş cihar. Şeş. 3-2. Aslında bana sıcak gelen bir şık var ama 3-2 olmadığını düşünüyorum. Aslında şeş ve cihar hani her ikisinin de bir sayıya karşılık geldiğini tahmin, yani biliyorum ama şeşi çıkartamadığım için şeşi veya ciharı kullandığınız bir cümle aklınıza geliyor mu? Ya var, şeşi beş geçiyor falan derler böyle hani normalde şeşi beş geçmek. Evet. Şeş. Başka? Cihar hiç bana, yani dediğim gibi aslında oynamış olsam, bu belki tavla oynayanlar bana şu anda kızıyorlar bilmiyorum ama ben gerçekten hiç oynamadığım için onların böyle birkaç saniyede cevap verebileceği bir şey belki de bu ama şeşi beş geçmekten yola çıkarak düşünürsek. Hani böyle şanslı insanlara bir şey denir. Tamam, okey. Ne? Bir şey çıkardınız mı o sözümü? Tabii çıkarttım, evet. Nedir? Dört ayak üstüne düşer falan derler böyle. Tamam. Ben de B şıkkını düşünüyorum aslında. 4-1 daha çok yakın geliyor bana hissiyat olarak da. İkisinde de 4 var. İşte orada şu anda. Hani şimdi şeşin karşılığı, şeş eğer 6 ise cihar 4. Ama cihar 4 olması için de ciharla başlaması gerekir bu cümlenin. O yüzden
Benim aslında aklıma o gelmemişti, biliyor musunuz? Ciddi misiniz? Evet. Ama yine de siz bir yol buldunuz. Dört dörtlük çok şanslı. Dört ayak üstüne düşmek gibi. Yani dört ayak üstüne düşersin falan derler genelde şanslı insanlara. Oradan yola çıkarak dördü düşündüm ama. Ben yine Farsça bir ifade düşünmüştüm. O gelmişti aklıma. Farsça bir ifade. Evet. 3-2. Şimdi bu durumda zaten eğer dediğim gibi şey 4 değilse B şıkkı ve C şıkkı ikisi de olmayacak bu durumda. Ben şansımı deneyeceğim. Artık yapacak bir şeyim yokmuş gibi duruyor. A şıkkı 3-2 demek istiyorum. A şıkkına mı döndünüz? Şimdi şöyle hani Şeyh Cihar'dan eğer hani 4 ayak üstüne düşmek gibi düşünürsek orada şeşi 4 gibi kabul edersek B şıkkı olur gibi geliyor. Ama eğer şeşi 4 kabul edersek evet bence B şıkkı. B şıkkı ben ilk hissiyatımı söyleyeceğim yine. Şimdi B'ye döndünüz. Evet, ilk fiyatımı söylemek istiyorum. Peki, hislerinizle cevap verecekseniz onaylatacağım. Şeyh Cihar, son bir kez bir daha düşünmek istiyorum açıkçası ama... Siz bilirsiniz. Bu arada ben de Farsça bilmiyorum. Tavladan da anlamıyorum. Öyle mi? Sadece benim aklıma bir kelime geldi. Böyle şansla ilgili. Oradan bir çıkarım yaparak buldum. Evet. Son bir kez daha düşünüyorum. Böyle şıktan şıka gitmiş gibi oluyorum ama. C şıkı diyorum. Şimdi C'ye mi geldiniz? Evet, C şıkı diyorum. Çok kararsızım ama. Peki. Bu konu dediğim gibi bildiğim bir konu değil açıkçası. Artık şansıma güveniyor olacağım. Tamam, artık kararınızı verdiyseniz. C şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Evet, yani gerçekten bilmediğim bir yer. Bugüne kadar da hani bu yaşıma kadar da hiç böyle birlikte karşısında... Ya kızım bile biliyor bakın hani öyle düşünün. Kızımla bile tavla oynamamışımdır. Hatta o teklif etme hadi baba tavla oynayalım falan dediğinde de... Ya kızım boş ver şimdi bu yaşa gelmişiz öğrenmemişiz. Şimdi mi öğreneceğiz dedim ama ilk işim kızımla tavla oynamak olacak. Benim buradan gittikten sonrasında. Evet. Benim aklıma düşeş geldi. Düşeş. Evet. Hani 2-6 atmış gibi böyle düşeş. Doğru, evet. Oradan dedim duo, hani 2, evet. Çift yani. Evet. Şeş. O da bir bakış açısı, evet mantıklı. Ha, doğru bir çıkarım mı ama? Doğru. Evet. Pekala. Evet Selçuk Bey, bir soruyu daha geride bıraktınız ve geldik 15 bin liralık üçlemede 3. soruya. Barış Manço 1991 yılında piyasaya çıkardığı Gül Pembe şarkısını kaybettiği hangi yakınına ithafen yazmıştır? A. Babaannesi, B. Annesi, C. Ablası. İki şıkta duruyorum. Babaannesi ve annesi üzerinde duruyorum. Çünkü bununla ilgili özellikle yine kızımdan gideceğim ama kızımın bir resim ödevi vardı özellikle. Orada bu Barış Manço ile ilgili resmi yapmıştı ve bu yönden dolayı sanki bu Anneler Günü ile ilgili bir resimdi diye hatırlıyorum. Annesi o yüzden bana daha çok yakın geliyor şu anda açıkçası ama babaannesi de acaba mı diye bir tarafta duruyor. Ama annesi sanki Anneler Günü üzerinde duruyorum. Ablası hiç yakından bile bana bir hissiyat vermiyor açıkçası. Annesi diyeceğim sanki ama şarkının sözlerini hatırlıyor musunuz? Çok net hatırlamıyorum ama severek dinlediğim bir şarkı aslında baktığınızda. Orada sadece şurada bir netlik yok kafamda. Onu netleştirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi babaannesi, annesi. Acaba
Hatta şöyle, anneanne, babaannesine ya da annesine, işte orayı netleştirebilsem zaten cevabı da söyleyeceğim ama bir çiçek verirken tasvir etmişti hatta benim kızım o resmini yaparken de. Babaannesi miydi, annesi miydi? Kaç yaşında yazmış olabilir bu parçayı ya da bestelemiş? 91 dediğimize göre... evet, annesi daha yakın duruyor bu durumda. Evet. 91 yılını düşündüğümüz zaman... Barış Manço'nun doğum tarihi... Evet, bence annesi. Yaşına göre de düşünürsek... 43 doğumlu. Evet, 43 ne yapıyor? Tabii 58, yok 48 yaşında. Doğru. 48 yaşında... Babaannesi de olabilir bu durumda. Ben aşıktı diyeceğim sanki. Babaannesi diyeceğim gibi duruyor. Eğer cevabınızdan eminseniz onaylatıyorum. Aşıkı babaannesi diyorum ben. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Evet. Orada hakikaten aslında belki şu stüdyodan çıktıktan sonrasında şarkının sözleri böyle takır takır gelecek. Çünkü net olarak hani böyle Barış Manço'nun şarkılarını zaten dinlememek mümkün değil. Hani hem öğretici hem eğitici şarkıları var. Özellikle çocuklara bir takım şeyleri anlatmak için yazdığı birçok şarkısı var. Bu da bunlardan bir tanesi ki dediğim gibi kızımla çok net hatırlıyorum. Beraber yaptık. Hatta boyamasını da beraber yaptık. Ve okula götürdü. Okulda da panoya asılan bir resmi oldu. Hocaları da çok beğenmişti. Bu arada benim resmim iyidir. Öyle resim, mi? Çok güzel resim yaparım. Kara kalem resim çok güzel resim yaparım. Perspektifim çok iyidir bu anlamda. Orada da tabii şimdi kızım artık üniversite çağına başlayacak ama sanırım bu resmi de biz ortaokul çağında falan yapmıştık. Daha böyle hani yeni resim yapmayı merak ediyor, yapmaya çalışıyor falan. Benim gibi sevmiyor, o ayrı bir konu. Resim yapmayı sevmiyor. Ama oradan aklımda kaldı. İyi ki de kalmış. İyi ki de kalmış. Evet. 15 bin lira kazandınız. Yeni üçlememizin değeri 50 bin lira. Tam başta da konuştuğumuz gibi. Evet. Tamam mı, devam mı? Devam diyorum ben. Pekala. Dördüncü üçleme başlıyor. Selçuk Rusatçı için gelsin ilk soru. Pika sendromuna sahip birinin hangisini yapması beklenir? A. Çiçeklerle uyuması. B. Toprak yemesi. C. Çıplak ayakla gezmesi. Pika sendromu normalde tırnak yiyen kişilerde özellikle hani teşhis ediliyor ilk başta. Şimdi buradan yola çıkarak baktığımızda toprak yemesi yakın geliyor açıkçası şıkların içerisinde. Ben B toprak yemesi diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Evet. Bu da çok yakın bir zamanda seyrettiğim bir programda çıkmıştı özellikle. Oradan hatırlıyorum bunu da. Hatta orada pika pike böyle bir ikilem olmuştu. İşte onun adı pika sendromu falan diye böyle bir iddialaşma olmuştu. Evet, o da şu anda bana faydalı oldu açıkçası. Kesinlikle. 50 bin liralık üçlemenin ikinci sorusu üstelik. Jokeriniz duruyor. Evet. Adı eski Yunanca'da ilham perilerinin evi anlamına gelen kelime hangisidir? A. Müze. B. Kütüphane. C. Okul. İlham perilerinin evi. Burada da yine hani ilk bakışta iki tane şık üzerinde duruyorum aslında. Müze olmadığını düşünüyorum. Daha çok kütüphane
üzerinde duruyorum ama okul da bir yerden böyle var bir yerlerde. Sanki okul Yunanca da, evet, okul da bir yerden böyle hani ben de olabilirim diyor bana aslında ama. Jokeriniz var biliyorsunuz. Evet var. O yüzden Tufan Hocam'a danışacağım zaten. Hem Tufan Hocam'ı da özlemiştik. Tufan Hocam'a bir danışmak istiyorum bu konuda. Onun da fikrini almak istiyorum açıkçası. Tamam, hemen dönelim. Lütfen. Tufan Hocam. Tufan Hocam merhaba tekrar. Merhabalar. Elbette okuldan da çok büyük ilhamlar alıyoruz. Hele öğretmenlerimizden, işlediğimiz derslerden, kitaplardan, şiirlerden, hikayelerden, matematikten, fizikten, kimyadan. Fakat bizim aradığımız cevap burada C şıkkı değil. Tamam hocam. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederim. B şıkkı kütüphane diyorum. B şıkkı kütüphane diyorsunuz. Pekala. Eğer eminseniz onaylatıyorum. Onaylıyorum. Onayladınız. Bakalım kütüphane doğru cevap mı? Sağlık olsun. Sağlık olsun. Selçuk Rusatçı, çok güzel yarıştınız. Aslında iyi de bir rakamla ayrılabilecek potansiyele sahipsiniz ama buraya kadar. Teşekkür çok ederim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. 3'te 3'e geldiğiniz için. Teşekkürler. Memnun oldum sizin konumda. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bugünlük bizden bu kadar. Sizleri de yarışmamıza davet ediyoruz. Başvuru adresimiz 3'te 3.tv. Görüşünceye dek hoşça kalın.